Herkese merhabalar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Elimde şu an High Level'ın bir power bankını görmektesiniz. Bu normal standart bir power bank arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Bu videomuzda bu power bankı solar bir power banka nasıl çevirebilirsiniz? Bunu anlatacağım. Oldukça basit birkaç adımla power bankımızı solar yani güneş enerjisiyle de şarj olabilir bir power banka dönüştürmüş olacağız. Gelin şimdi birlikte projeye başlayalım projedeki en önemli şey buradaki solar panel arkadaşlar 1 watt'lık ve 6 voltluk bir panel kullanacağım. Panelin çok fazla güçlü olmaması ve voltajının fazla olmaması önemli. Akımının düşük olması sayesinde ekstra bir modül kullanmadan voltajın otomatik olarak buradaki voltaja göre düşmesini sağlayacağız. Bu sayede şarj süremiz biraz uzun olacak ancak farklı bir modül kullanmadan powerbank'ın mevcut modülüyle bu işlemi gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi power bankımızın içerisini açarak devam ediyoruz. Şöyle bir tornavida yardımıyla power bankı yavaş yavaş yanlardan açıyoruz arkadaşlar. Zarar vermeden açmanız önemli. Plastiği birazcık esneteceğim buradan. Evet. Power bankımızı çıkardık. Bu bizim üst kapağımız. Burada bir işimiz yok. Bu da normal ön yüzümüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birbirine paralel olarak bağlanmış 3 tane 3.7 volt'luk pilimiz var. Bu modülümüz bu 3.7 voltu hem 5 volta yükseltiyor hem de buradaki entegre ile buradaki gelen 5 voltluk gerilimi tekrardan buradaki pilleri şarj edebilecek seviyeye düşürüyor, dönüştürüyor ve kontrol ediyor. Biz de bu entegrenin bu özelliğinden faydalanacağız. Bu aşamada şuradaki pinleri bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Aslında üzerinde yazıyor ancak yazmayanlar için basitçe nasıl bulabilirsiniz bunu göstermek istiyorum. Sistem için ölçü aletimi DC pozisyonuna getirdim. Şöyle görebilirsiniz ve power bank'ımızı şarja takacağız. Şu tornavidamızı da alalım. Bakın buradan normal bir şekilde power bank'ımızı şarja takıyoruz. Şu an şarja taktım ve şarj oluyor. Şuradan görebilirsiniz. Şimdi yapmam gereken şey Buradaki uçları ölçmek ve hangi uçlarda giriş kısmında 5 volt olduğunu bulmak. Şöyle yapalım. Bakın şu şase olan kısım eksi. Bu arada ölçü aletimi e, takip etmenizi istiyorum. Bakın eksi burası. Şurası da artı çıkışımız. Şu anda 4.56 voltluk bir gerilim giriyormuş. Aynı zamanda USB'nin dış kısmında da e, eksi olması gerekiyor. Bakalım doğru mu? USB portumuzun dış kısmından bir ölçüm yapıyoruz. Evet burada da yine eksi var. Ancak burayı kullanmayacağız arkadaşlar. Bakın şu şase olan kısımda da yine 4.72 voltu görebiliyoruz. Yani kısacası artı girişimiz burası. Eksi girişimiz de burası olacak. Bu iki ucu panele bağlayarak rahat bir şekilde enerji girişini sağlayabilirim. Şöyle yakından göstermem gerekirse kameramı biraz yaklaştırayım sizin için. Bakın kullanacağım girişler zaten yazıyor burada. Ancak ben bilmeyenler için gösterdim. Bakın bir tanesi burası bir tanesi de şurası. Yani şu noktalardan şu iki noktadan artı ve eksiği panelden buraya uyguladığımızda power bankımızın güneş ışığı altında şarja geçmesi gerekiyor. Rahat deme yapabilmek için şuradaki kaplamayı birazcık böyle temizliyorum arkadaşlar. Şöyle bir çizik atacağım şuraya. Hatta şurayı ortaya da atsam olur. Buraya bizim eksi kablomuzu bağlayacağız. Panelden gelen eksiyi buraya bağlayacağız. Artımızı da hemen şuraya bağlayacağız. Oraları da temizleyip hemen lehimlerini yapalım. Şuraya bir miktar lehim sürüyorum. Buraya eksi kablomu bağlayacağım arkadaşlar. Panelden gelen eksimiz buraya bağlanacak. Şu şekilde. Lehimleme işlemimiz tamam. Şimdi şuraya da artımızı bağlayalım. Bağlantısını yapacağım yerdeki kaplamayı temizledim. Bakın yeşil kaplamayı. Şimdi oraya biraz lehim sürüyorum. Önce lehim sürelim. Ardından da kablomuzu ekleyeceğiz. Şöyle bu yeterli olacaktır. Şimdi sarı kablomu da hemen buraya tutturuyorum arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Artık bağlantımız tamam. Kısacası power bank'ımıza dışarıdan güç vereceğimiz kablolarımız hazır. Şimdi bunu panele bağlayalım ve küçük bir test yapalım. Bağlantılarımızı sağladık. Şöyle gösteriyorum. Bakın buradan artı ve eksi girişlerimiz olması gereken yerlerde. Yine power bank'ım üzerinde de gerekli bağlantıları zaten birlikte yapmıştık ve power bank'ımın şarj ışıkları yanıyor. Şöyle gösterelim. Şimdi güneş ışığını kestiğimde arkadaşlar enerji kesiliyor ve otomatikman power bank'ımın ışıkları sönüyor ve güneş ışığı yine tam olarak panele vurduğunda Powerbank'ım şarja geçmiş oluyor. Panelin küçük olması bize ekstra modül kullanmamak gibi bir artı sağlasa da ya da ekstra başka bir parça kullanmamak gibi bir artı sağlasa da şarj süresi yönünden eksi olarak yansıyacaktır arkadaşlar. Ancak işte arazideyseniz veya sürekli seyahat halindeyseniz powerbankınızı şarja takmayı da unuttuysanız bu aşamada güneş ışığıyla bu sistem size oldukça büyük bir Avantaj sağlayacaktır şimdi kutumuzu yerine toparlayalım ve buradaki panelimizi de power bankımıza yapıştıralım Böylece projemizi tamamlamış olacağız Şöyle gösteriyorum bakın Powerbankı deldim ve buradan Kablolarımı dışarıya aldım şu an powerbankım çalışmaya hazır Ayrıca normal şarj girişinden normal bir şekilde de şarj edebiliyoruz öyle bir avantajımız oldu Küçük bir detayla devam etmek istiyorum Normal girişten power bank'ı şarja taktığınızda otomatik olarak buralara enerji gelecektir. Bu enerjinin buradaki panele zarar vermemesi için araya bir tane diyot ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu diyotumuz voltajı birazcık düşürecektir. Eğer siz bunu normal şarj aletiyle kullanmayacaksanız bu diyotu hiç eklemeyin. Çünkü dediğim gibi diyot voltajda düşüme neden olacak. Yani tamamen solar olarak kullanacaksanız bu diyotu koymayın ama hem solar olarak kullanacaksanız hem solar power bank hem de normal power bank gibi buradan şarj edecekseniz bu diyotu eklemeniz gerekiyor ki ben öyle kullanacağım. Şimdi diyotumu da hemen devrenin eksi girişine ekleyerek devam ediyorum. Panelimin eksi girişine 1N4007 diyotumu ekliyorum. Dediğim gibi ben hem normal power bank hem de solar power bank olarak kullanacağım. Ardından buradaki artı kablomuzu Gördüğünüz gibi solar panelimizin artısına eksiyi de hemen diyotumuzun çıkışına bağlıyoruz. Ardından ben çift taraflı bant ile bunu sabitleyeceğim. Siz farklı bir yapıştırıcı, Japon yapıştırıcı kullanabilirsiniz, silikon kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Şimdi bütün bağlantıları oluşturup son bir test yapmak istiyorum. Şöyle çift taraflı bantımız var. Bu bantımızla Panelimizi buraya sabitleyeceğiz arkadaşlar. Şu taraftan yapamayacağım için şuradan tamamlayacağım burayı. Gayet güzel oldu. Şimdi bantlarımızın üst kısmını çıkaralım. Ve ardından da panelimizi buraya ekleyeceğiz. Şimdi panelimizi yerleştirelim. Ve son şeklinde paylaşalım. Projemizi tamamladık. Şöyle gösteriyorum. Bakın bu benim normal power bank'ım. Şöyle bu şekilde normal bir power bank olarak kullanabiliyorum. Bu şekilde güneşe bıraktığımda ise solar bir power bank oluyor. Bu şekilde şarj süresi çok uzun. E, belki bir günde dolabilir. Ancak bu şekilde isterseniz normal bir şekilde şarja takarak da şarj edebiliyorsunuz. Bu şekilde normal... E, güç kaynağından da şarj edebiliyorsunuz. Ama normal güç kaynağınız yoksa da bu sayede güneşte şarj etmiş oluyoruz. Şimdi son bir kez güneş ışığı altında e, sistemin çalışıp çalışmadığına bakalım ve videomuzu tamamlayalım. Şu an gördüğünüz gibi ışıkları yanmıyor arkadaşlar. Panelimiz aşağıya geliyor. Hemen panelimi güneşe çevirdiğimde gördüğünüz gibi solar power bankım şarja geçti ve ışıklarım yandı. Yandığını görebilirsiniz. Bu şekilde şarja bırakacağım arkadaşlar ve bu sayede dediğim gibi bunu şarj etmeyi unutsam bile arazide, bahçede, tarlada powerbank'ım şarj olmuş olacak ve ardından ben telefonumu bununla doldurabileceğim. Böylece yine yararlı bir projeyi daha sizlerle paylaştığımı düşünüyorum. Bu projenin en güzel tarafı ekstra bir modül kullanmadık. Sadece paneli kullandık arkadaşlar. Ekstra birkaç modül kullanarak birkaç daha tane daha panel kullanarak bunun çok daha gelişmişini hatta powerbankı bir saatte dolduracak kapasiteye ulaştırabilecek güç kaynakları oluşturulabilir. Fakat küçük olmasının avantajı rahat taşınabilir olması, ucuz olması ve basit olması dedikten sonra bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın diyerek bu noktada videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki projede görüşünceye değin şimdilik hoşçakalın.